hastalığıyla cerrahide devreye girmesinden sonra iatrojenik bosmer miktarı sıklaşmaya başladı. Tabii bu yapılan deneyimle beraber belli bir dönem artış gösterdi. Şimdi daha az bildiriliyor ve kafa travması önemli bir rol oynuyor. İatrojenik hasar da en çok kribofon piletin lateral lamellesinde meydana gelebiliyor. Bu videoda orta konka ve kribofon piletin lateral lamellesini görmektesiniz. Şimdi biraz bizim en çok endoskopik sinüs cerrahisi uyguladığımız vakalar nazal polipli vakalar. Burada önemli noktalardan biri frontal sinüsü bulurken biz orta konka videoda burada gözükmekte. Orta konka burada, lateral duvar burada gözüküyor. Orta konkanın mukozasını takip ediyoruz. Bu iyi bir röper noktası. Fakat polipoid dokulardan dolayı bu orta konka çok polipleşmişse buradaki oryantasyon kaybı olabiliyor. Mukoza penetrasyonu ve orada da orta konkanın kemiğinin penetrasyonu. Burada bizi bir frontal hücreyle bunu karıştırabilmekte ve de kribofon pilette bir defekt oluşturabilmekteyiz. Burada görüyorsunuz lateral lamellada bir defekt pulsasyonu da fark ediyorsunuz sanırım. Daha sıklıkla fovea etmal ederiz. Frontal SS ve süfüneus sinüste iatrojenik hasar meydana gelebilmekte. Endoskopik sinüs cerrahisi az önce bahsetmiştim. Eğer revizyon cerrahisi yapıyorsak bu hastalarda anatomik belirteçler yok denecek kadar az. Orta konkada bu hastalarda kesildiyse genelde kafa tabanını ortaya koyacak röper noktamız çok çok nadir oluyor. Daha sabit röper noktaları bulmak ihtiyacı hissediyoruz. Lamina papyrusa gibi, maksilar sinüsün arka duvarı ya da sifenoid sinüsün tavanı gibi daha sabit tutulmuş röper noktaları bu tip şeyler de önemli. Endoskopik sinüs cerrahisini genç cerrah genelde frontal sinüs ararken kribofon plate'de bir defekt oluşturabiliyor. Değinen cerrah ise frontal SS'de bir defekt oluşturabiliyor. Şimdi tahmin ediyorum beyin cerrahisinde de mutlaka checklistleri vardır cerrahiye girmeden önce. Bizim sık endoskopik sinüs cerrahisine girmeden önce uygulanan mutlaka tomografide gözden geçirilmesi gereken belli başlı belirteçler KNOS kısaltmasıyla kompakt hale getirilmiş. Burada bizi alakadar eden C kribofon plate. Bizim çok sık kulak burun boğazlar tarafından bilinen bir sınıflamamız var. Keros sınıflaması diye. Burada kribofon piletin lateral lamellesinin burun içinde ne kadar gittiği, ne kadar uzadığına göre bir sınıflama. Kribofon piletin lateral lamellesi çok ince. Endoskopik sinüs cerrahi sırasında burayı hasarlama ihtimalimiz çok kolay. Tip 1 genelde 1-3 mm arası burun içine uzuyorsa burada görüyorsunuz. Tip 1 olarak sınıflanıyor. Tip 2 4-7 milim olarak gittiği zaman sınıflanıyor. Tip 3 de 8-16, asimetrik ise biri tip 1, bir taraf tip 1, biri tip 3 olarak nitelendiriliyor. Tip 3 ve tip 4 genelde kafa tabanı rinalesi yapması açısından, iatrojenik hasar yapılması açısından daha riskli olarak kabul ediliyor. Tip 4'ün riskli olarak kabul edilmesinin önemli nedeni de genelde cerrahi endoskopik olarak çalışırken bir tarafta yaptığımız manipülasyonları öbür tarafta da uygulamaya bir insanların eğilimi olabiliyor. Bir tarafta tip 2 ya da tip 1 keros sınıflamasına uygun bir kafa tabanı alçalması varken diğer tarafta tip 3 varsa sol tarafta yaptığımız manipülasyonların aynısını sağ tarafta da yapacak olursak istenmeyen iatrojenik hasarlara neden olabilmekteyiz. Septoplasti bizim sık yaptığımız ameliyatlardan biri. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri septumun superior elevasyonu sırasında kribofon plate penetrasyona yol açabiliyoruz. Devias septumun posterior önde yaptığımız bükme hareketleri perpendiküler plate fraktürünün kribofon plate'e uzanmasına neden olabiliyor. Ve sifenoid rostumun agresif manipülasyonu ve rezeksiyonu sonrası da intersifenoidal septum ve sifenoid tavan fraktürü meydana gelebiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, yakın 1-2 gün önce septoplasti olmuş ve baş ağrısıyla acile gelmiş bir hastada mutlaka pnömosefalin ve pnömosefaliden ve bosmiyosundan şüphelenmemiz gerekmekte. Gündemle beraber yazdığımız bir Keziport'ta benzer bir hasta, genç hasta septoplasti sonrası acile geliyor. Tansiyon pnömosefalisi var. Rinorasi olmadan hastada pnömosefali gelişiyor. Bu tip hastalarda rinorasi bu hastanın yok deyip tomografi çekmekten imtina etmemek gerekiyor. Dediğim gibi rinorasi olmadan da bu tip hastalarda pnömosefali olabiliyor ve ölümle sonuçlanabilen komplikasyonlar meydana gelebilmekte mutlaka şüphelenmekte fayda var. Şimdi anterior travmalardan en çok anterior kafa tabanı travması rinore ile karşımıza gelebilmekte. Bu hastalarda menenjit olasılığı %20, %57, mortalite literatürde %10'lara kadar bildirilmiş. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri bu hastalarda genelde konservatif manipülasyonlarla takip ediliyor bu hastalar ve yaklaşık serviste yattığı sürece rinorasi geçebiliyor ve bu hastalarda yaklaşık 10 sene 15 sene sonra tekrar bir rinore atayla menenjit atayla bu hastalar gelebiliyor.
Tam olarak onarım fibroz dokülü olduğu için tekrar bu hastalar menajit açısından risk taşıyabiliyorlar. Bu dönemde hastalara belki pneumokok aşısı uygun olabilir. Pneumokok aşısı düşünülmeli bu tip hastalarda. Travma sonrası en çok etmoid ve kriptofon plate'de fraktür meydana gelmekte. Gene daha düşük olmasına beraber frontal sinüs posterior duvarında fraktürler meydana gelmekte. Burada filmlerde görüyorsunuz. Orbital çetefi sifenisiniz daha nadir olarak bildirilmekte. Genelde motorlu araç kazası en sık gördüğümüz renoreye neden olan travmalarda. Burada ciddi kafa travma oranı düşük. Orta derece kafa travmalı hastalarda renore daha yüksek olarak bildirilmiş. Tüm kapalı kafa travma hastaları boş nöresi ve fraktür açısından mutlaka değerlendirmeli. Bunların tabii size bazı yerleri daha basit, daha ya bunlar kesin yapılıyor zaten diyebildiğiniz şeyler ama kulak burun boğaz açısından bazıları gözden kaçabilmekte. Spontan rinörede genelde neden saptanamıyor. Tüm rinörelerin %14, %46'sı olarak yapılan merkezlere göre bildirilmiş. Bunlarda tamir sonrası başarı oranı oldukça düşük olarak bildiriliyor. Tekrar tekrar kapamalar gerekebiliyor bu hastalarda. Otofizyolojisinde de normal basınç 0-15 cm suyken bu hastalarda intrakraniyal basınç 24-26 cm suya kadar çıkabilmekte. Şimdi bu hastalar genelde benim intrakraniyal hipertansiyonla beraber ise gidiyorlar. Spontan rinörenin %70'inde benim intrakraniyal hipertansiyon görülüyor. Çektiğimiz MR'da boş sella gözükmekte bu hastalarda. Hastalarda ensefalosel birlikteliği çok sık. Obez, orta yaşlı kadın, body mass index 30 üzerinde olan beyaz tenli kadınlarda daha sık bunları görüldüğü bildirilmiş. Yerleşim olarak daha önce Stenberg kanalı olarak geçen lateral kronofaringeal kanalda en sık görüldüğü literatürde bildiriliyor. Kriptofon plate'de aynı oranda gözüktüğü söyleniyor ve etmoid çatıda da bu oranda görüldüğü bildiriliyor. Bizim kendi klinik deneyimimizde kriptofon plate ve etmoid çatıda spontanelerin daha sık olduğu görülmekte. Kendi serimizde yaklaşık 30'a kadar vakamız var. Burada sifonoid lateralinden yani Stenberg kanalından olan spontan rinörel 2 olarak biz gördük. Demek dediğim gibi klinikten kliniğe merkezden merkeze de bu iş değişebiliyor. En sık olarak görüldüğü ensefalosel ve meningoensefalosel birlikteliği çok yüksek. %80-90 oranında. Bu da endoskopik muayenenin önemini ortaya koymakta. Endoskopik muayene sırasında bunu görme ihtimalimiz çok yüksek. Şimdi tanıda mutlaka ekstrakraniyal boş objektif olarak kanıtlanmalı. Yani bu kanıtlanmadan farklı cerrahi işlemlere gitmek çok bence doğru değil. Ve boşun geldiği yer basınç olan hastalarda çok tipik. Genelde intrakraniyal basınç artışı oldukça baş ağrısı biliyorlar. Ondan sonra bir rinöre dönemleri oluyor. Hastanın rinöresi geçtikten sonra baş ağrısının hasta rahatladığını söylüyor. Bu açıdan da sorgulanması anamnezde önemli. Şimdi bu gördüğünüz hasta ilk ameliyat ettiğimiz hastalardan biri. 3 kere operi olan hasta. Spontan rinöresi var. Az önce rinöreyi görmüş olmanız lazım. Sağ nazal kavitede. Önce sol nazal kavite, sonra sağ nazal kavite, ondan sonra tekrar sol nazal kavite operi oldu bu hastanın ve hala tekrarlaması üzerine peritoneal şant takıldı bu hastaya. Spontan rinöreler böyle çok sorunlu, çok sıkıntılı hastalar olabiliyorlar. Fizik muayenede halo bulgusu, bir pamuğun üstüne damlatılan rinörenin halo görüntüsü vermesiyle tanı konulabiliyor. Bunlar non-spesifik bulgular. Hasta süpün pozisyonda ise eğer ve akıntısı ön tarafa doğru çok gelmiyorsa ve arkaya doğru akıyorsa hasta postnazal akıntı şikayetiyle gelebiliyor. Bir hastamızda hasta menenjit geçirme öyküsüyle başvurmuştu. Anamnezi sorguladıktan sonra geniz arkasına doğru akıntısı olduğu ve öksürük önemli şikayetinin olduğunu söylemişti, belirtmişti. Bu tip şeyler yani anamnez mutlaka bu tip açıdan da sorgulanmalı. Bazen hasta direkt rinöre tariflemiyor. Postnazal akıntı ve öksürük şikayetiyle de gelebiliyor. Nazal bakıda, endoskopik bakıda parlayan nazal mukoza ve mukozada şeffaf sıvı görebiliyoruz ama bu çok tanı koydurucu veya güvenilir olarak bize boş nörosi dediğimiz bir bulgu değil. Bakıda meningoensefalosel görebiliyoruz. Endoskopik bakıda parlayan pulsatil
üzeri şeffaf bir yapı gördüğümüz zaman bunun meningoensefalesel olma ihtimali çok yüksek. Bu tipte bir nöro öyküsü varsa hastanın mutlaka buna dikkat edilmeli. Tanıda glikoz testinin artık tarihsel önemi var. Ve çok sık kullanılmıyor. Örnekte kan görülecek olur, kan görülmesi ve hastanın menenjit geçirmesi yalancı pozitiflik ya da yalancı negatiflik verebiliyor. Yani glikoz oksidaz stripleriyle artık tanık olabiliyor bu tip şeylerde. Sıvıda glikoz var mı diye. Bunun içine oksidaz stripler konuyor ve burada ki glikoz miktarına göre hastada Boston nörosu var mı yok mu tanısı konulmaya çalışılıyor. Buradaki en büyük handikap kan glikoz seviyesi artacak olursa ve hasta hiperglisemikse 121-175 mililitre böyle desilitrede kan glikozu varsa bu nazal sekresyonlara bu glikoz çıkabiliyor. Ve böylece artmış glikoz yalancı pozitiflik bize vermekte. Bu da bizi yanıltmakta. Nazal sekresyonda boz şüphesi varsa ve bunu glikoz testiyle tanı koyacaksak hastanın kanın burun içinde kan olmaması gerekli. Bu da travmatik hastalarda çoğu kez mümkün değil. Hastanın normal glisemik olması gerekmekte. Spontane nöral hastalarda, body mass indeksi 30 üstünde olan hastalarda bu da çok mümkün olmayabiliyor. Bunlar hiperglisemik olabiliyorlar ve hastanın üst yesinin olmaması gerekli. Biz tanıda daha çok beta-2 transferin kullanıyoruz. Bu preoperatif olarak tanıyı kesinleştirmek açısından etkin tanı koyduruyor. Bosta ve Consumer'da salgılanıyor. Güvenilir bir test, non-invasif. Genelde 0.5 mililitre bir sıvı yeterli. Aynı gün içinde toplanmalı. Yapılan literatürdeki çalışmalar bunun bir hafta kadar uygun korunduğu zaman içinde beta-2 transferin dağılmadan, bozulmadan kalabildiğini, saklanabildiğini göstermiş. Fakat İzmir için konuşmak gerekirse burada bunu beta-2 transferi bakan bir kamu laboratuvarı yok. Özel laboratuvarda yok. Ankara'da düzen laboratuvarı bunu bakıyor. Ve Ankara'daki düzen laboratuvarı genelde aynı gün içinde sıvının toplanmasını istiyor. Anlaşmalı olduğu laboratuvarlar var. Sanırım her şeyde de anlaşmalı olduğu laboratuvarlar vardır. Düzen laboratuvarı buraya sıvı gönderilebiliyor. En büyük sıkıntısı da yaklaşık 300-350 lira kadar bir masrafı çıkabiliyor. Bazı hastalar bunu karşılayamayabiliyor. Fakat tanık oldukça yani bu beta-2 transferin pozitif geldikten sonra biz bazı işlemleri daha rahat gerçekleştirebiliyoruz. Beta-trace protein de daha spesifik fakat daha çok bilimsel düzeyde, çalışma düzeyinde kullanılan bir molekül. Renal etmezlikte ve menenjit geçiren hastalarda kullanılmamalı. Şimdi tanıda mutlaka tomografi istemek gerekli. Biz paranazal sinüs PET mutlaka bu hastalarda istiyoruz. Ve mutlaka istendiği zaman bunun farklı farklı kesitlerde, sagittal, aksiyel ve koronal kesitlerde değerlendirilmesi gerekiyor. Burada gördüğünüz hasta sol nazal kaviteden bir nöre şikayetiyle gelen bir hasta. Koronal kesitlere bakacak olursanız burada herhangi bir defekti falan göremiyorsunuz. Fakat burada aksiyel kesitlere bakacak olursanız lateral kraniofaringeal kanalda bir defekt olduğunu fark ediyorsunuz. Aynı şekilde gene burada sol nazal kavitede rinoresi olan ve menaj geçiren bir hasta arka etmoidlerde bir defekti varmış gibi gözüküyor fakat çekilen MR'larda bunun orada bir defekti olmadığı, burada bir ufak bir dehisansı olduğu saptanıyor. Ondan dolayı farklı kesitler önemli ve mutlaka bunun BT'nin MR'la kombin edilmesi gerekli. MR'da en sık istenilen teknik MR sistemografi. MR sistemografi invaziv bir tetkik değil, non-invaziv bir tetkik. Yapılan işlem bildiğim kadarıyla yağ baskılanmayla alakalı sistemografi. Bizim de en sık kliniğimizde kullandığımız radyolojide beraber ortak bir konsensüs kararı anlarak Fiesta biz MR çekiyoruz. Burada da en büyük bu MR'ın yalnız bu çektiğimiz setlerin en büyük handikapı da hastanın aktif rinöresi olması lazım. Aktif rinöre olmayacak olursa tanı koymak kolay olmayabiliyor. Biz bundan dolayı hastalara mutlaka bu rinöreyi tetiklemek amaçlı, aktifleştirmek amaçlı hasta prone pozisyonda MR çektirmeye çalışıyoruz. MR mutlaka prone pozisyonda çektirirken sıkıntılar olabiliyor. Yaşlı hastalarda bilhassa 40-50 dakika kadar prone pozisyonda durmak çok kolay değil. Hastalara mutlaka bu işlem yapılmadan önce prone pozisyon yani yüzüstü pozisyonda duracaklarından bahsetmekte fayda var. Çünkü çoğu hasta bunu başta tölere edemeyip biz bunu çekinemedik diye gelen hastalar var. Burada görüyorsunuz az önce gördüğümüz hasta lateral kraniofaringeal kanalda bir defekti var. Aynı şekilde crib from plate'den nazal kavite içini açılan bir defekti burada izlemektesiniz. Bunlar hep aktif rinöre sırasında görüldüğü zaman tanı koydurucu oluyor ve bizi cerrahi sırasında yönlendirici oluyor.
spontane önünde dikkat etmesi gereken noktalardan biri, tek defekt değil birkaç defekt olabileceği, bu açıdan mutlaka MR değerlendirmeli. Gerekirse radyolog bu konuda radyologla birebir konuşulmalı. Az önce bahsettiğim mutlaka tomografiyle BT beraber değerlendirmeli. Burada gördüğümüz hastanın sanki crepus pamphletin lateral lamellasında burada görüyorsunuz defekti varmış gibi görülüyor. Fakat bu MR ile kombine edildiği zaman burada aktif bir boş sızıntısı izlenmemekte. Tabii bu MR çektirdiği sırada hastanın aktif flinöresi olmayabilir. Ama bu tip şey genelde MR ile beraber tomografiyi kombine etmemiz bizi birçok yanlış cerrahiden uzaklaştırmakta. Bu tip durumlarda da bir ayrış tanı mutlaka önemli. Kulak burun boğaz ve beyin cerrahisinin beraber koordine gitmesi bu tip şeylerde önemli olabiliyor. Çünkü çok tipik tanımlanan bazen yöneler hastanın iyi tanımlayamadığı alerjik semptomları olabiliyor. Bu açıdan da bazı hastalar bunu net olarak tarifleyemeyebiliyorlar. Eğer tanı da MR'da ve tomografide tam net tanı koyamadık fakat hastanın yönerisi boş yönerisi olduğundan şüpheleniyorsak affedersiniz. BT stenogram da çekilebilir bu hastalara. BT stenogramın MR stenogramından farkı intratekal kontrast madde verilmesi gerekiyor. Biz klinimizde bir hastaya bunu uyguladık, uygulamak zorunda kaldık. Hasta MR ve BT'lerinde belirgin bir rinöre veya defekt görünümü yoktu. Fakat hasta ısrarla çok dirençli olarak rinöre tarifliyordu. Hastaya intratekal kontrast madde verildi ve rinöre tetiklenmeye çalışıldı. Burada da görülmemesi üzerine hastaya aşı yapılarak cerrahiden vazgeçilip takip önerildi hastaya. Radyoaktif olarak işaretlenmiş sistem programları ben hiç kullanmadım. Buradaki en büyük sıkıntı intratekal radyoaktif madde veriyorsunuz gene. İnvazif bir yöntem. Fakat burun içine de bu radyoaktif maddeyi toparlayacak pamuklar koyuyorsunuz. En büyük sıkıntı bir sızıntı olduğunu, boş nöresi olduğunu bize söylemekte. Fakat tam olarak yer sağ ve sol haricinde tam olarak defektin nerede olduğunu bize göstermemekte. Tanıda sık kullanılan ve tanı ve tedavi sırasında sık kullanılan bir yöntem intratekal fluoresein. Intratekal fluoresein'in en büyük sıkıntısı bunun Sağlık Bakanlığı ve Amerikan İlaç Dairesi onayı yok. Komüzyon yapabiliyor, nörotoksik olarak bildirilmiş ve ölüme kadar götürebilen komplikasyonları olabilmekte. Literatürde tariflenen 0,1 mililitrelik %10'luk fluoresein 10 mililitre boz içine uygulanıyor. 10-15 dakika içinde veriliyor ve minimal komplikasyon olduğu bildirilmiş. Yalnız ona alınırken bunun Sağlık Bakanlığı olmadığı, Amerikan İlaç Dairesi onayı olmadığından ve komüzyon ve ölüme neden olabilen komplikasyonları olabileceğinden bahsettiğimiz zaman hastalar biraz, en azından kendi deneyimim, bu tip uygulamalarda biraz daha dirençli yaklaşabiliyorlar. Fakat intratekal fluoresein hem cerrahi sırasında tam olarak sıvı geçirmez bir onarım yaptık mı yapmadık mı bunun açıdan da bize faydalı ve tam olarak gelen bosnösünün geldiği yeri tam olarak bize net söyleyebiliyor. Şimdi ben genelde işlem yaparken topikal fluoresein kullanıyorum. Bu biraz daha koyunun olmadığı yerdeki Abdurrahman Çelebi hikayesi gibi ama intratekal fluoresine göre bir miktar daha kendimi rahat hissediyorum. Uygulaması çok daha basit. %5'lik topikal intranezal fluoresein burada gördüğünüz bir kapiksin üzerine sürülüyor. Bu kahverengi bir sıvı. Ve böylece hem cerrahi sırasında hem de iyi kapama yaptık mı yapmadık mı cerrahide bunu da saptayabiliyoruz. Şimdi preoperatif, intraoperatif, literatürde ve postoperatif olarak kullanabildiği söylenmekte. Sarı kahve rengi burada gördüğünüz gibi bosta beraber temas ettiği zaman yeşile dönmekte. Güvenilir, basit ve hızlı olduğundan bahsedilmiş. Literatürde bu konu hakkında 3 tane yazı var. En son bizim bir çalışmamız bu konuda yayınlandı. Bizim elimizde, bizim gördüğümüz radyolojik tetkiklerin şüphelendiği veya bize söylediği yerde fluoresini gösterdiği yerde defekti bulamıyorsak topikal fluoresin anlatılan kadar faydalı değil. Ve sıvıyla karıştığı zaman da yeşil renk alabilmekte. Ondan dolayı literatürde bahsedildiği kadar da %100 güvenilir olarak biz bunu saptamadık. Şimdi tedavide genelde bu travmatik rönereden sonra konservatif müdahale uygulanmakta. Hastalara LP drenaj yağı alınıp röneresinin geçmesi beklenmekte. Hastalara yatak istirahati verilmekte bu dönem sırasında. Baş elevasyonu sağlanmakta. Kabızlık bu tip hastalarda önemli. Ve profilaktik antibiyotik tartışmalı olsa da
uygulanmakta. Az önce bahsettiğim gibi bu tip travmatik rinöre vakalarından sonra 10 sene sonra, 20 sene sonra bu hastaların menenjit geçirebildiği bildirilmiş. Ondan dolayı bu hastalar genelde rinöre geçtikten sonra da bir cerrahiye çok yatkın olmayabiliyorlar, istekli olmayabiliyorlar. Tekrar rinöre bir menenjit atağı geçirebileceklerinden bahsetmekte fayda var. Ve profilaktik olarak pnömokok aşısı için infeksiyona konsülte etmekte bu hastaları bence fayda var. Şimdi cerrahi sırasında bahsetmiştim. Öncelikli olarak transkraniyal yöntemler uygulanmaktaydı. Transkraniyal yöntemler kraniotomi ile tahmin edebileceğiniz gibi yapılmakta. Buradaki en büyük sıkıntı hastalarda beyin kompresyonu mutlaka uygulanıyor. Postoperatif dönemde hematom gelişebiliyor. Bu hastalarda konvizyon gelişebiliyor. Biraz da kribifon filetli olan defektlerde koklifleri zadelendiği için anosmi hastalarda gözükebilmekte. Ve endoskopik yöntemlere göre daha yüksek başarısızlık oranı bildirilmiş. Şimdi tedavide, endoskopik tedavide biz mutlaka diğer cerrahiler gibi graft koymaktayız. Graft materyallerimiz çok çeşitli. Yağ, kıkırdak, kemik, mukoza ve fasya kullanılmakta. Burada önemli olan çok katmanlı kapama yapılması gerekmekte. Ve çok debili lezyonlarda pediküllü filepler kullanılmakta. Genelde pediküllü filepler tümör cerrahisi sonrası daha çok kullanılıyor. Burada en çok kullanılan nazoseptal filep, hadat filebi olarak tanımlanan filep. Hadat filebini dediğim gibi sık kullanıyoruz. Orta ve alt konka filebi ben kafa tabanı onarımları için hiç kullanmadım. Prekinal filepler de bu tip hastalarda kullanılabilir. Eğer nazal kaviteye tümör uzanımı varsa ve hadat filebini kullanamayacaksak frontal sinüse bir trapiyasyon yöntemiyle prekinal filepte kullanılabilmekte. Şimdi pediküllü filepten bahsettik az önce. Nazoseptal filep, yani hadat filebi çok sık kullanılan workhorse dedikleri Anglo-Saksonların çok sık kullandığımız bir filep. Sifonopalatin arterin posterior dalından. Burada nazal kaviteyi görmektesiniz. Burada septum var artık. Orta konkanın güdüğü lateral duvar burada görmektesiniz. Burada alt konkayı görüyorsunuz. Sifonopalatin arterin köprü olduğu noktalarda buralar tam. Sifonopalatin arterin posterior septal dalı. Septal dal bu şekilde alttan uzanmakta. Buradan besleniyor. Yüksek akımlı boz kaçaklarında bu kullanılmakta ve endoskopik transüral cerrahi sonrası sık kullanılmakta. Bu hastada biraz videoyu geriye alacağım. Şimdi kribifon filetin bu tip böyle tam orta hatta doğru defeklerde medial sınırda tam anlamıyla su geçirmez bir kapama yapmak kolay olmayabiliyor. Ve etraftaki kemik çok ince olabiliyor. Burada görüyorsunuz çok ufak bir nazoseptal filet burada kaldırıldı. Küçük bir filet burada planlandı çünkü defek çok yukarıda değil. Bunu daha öne doğru geçirmek, daha alta doğru, inferior doğru uzatıp daha geniş bir filet planlamak da mümkün. Buradaki filet çok katmanlı. Önce hastaya bir fasyalata ile defek kapatıldıktan sonra defektin üstüne nazoseptal filet de burada görüyorsunuz kapatıldı. Ondan sonra üstüne spongostan pamuklar konulacak ve operasyona son verilecek. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri koyduğumuz filevin sinüs ağızlarını kapatmaması. Bu önemli. Iatrojenik sinüzite yol açmamak açısından. Şimdi az önce bahsettiğim yağ uygulanabiliyor. Bu tip şeylerde yağ ben çok tercih etmiyorum. Primer sadece yağ kullanımı açısından. Yağ içeri tıkılabiliyor bir miktarda. Dışarıda 8 veya dumbbell gibi konulacak olarak uygulanabiliyor. İntrakranial kaviteye grafti koyduğumuz zaman bu underlay olarak tarifleniyor ve üstüne koyduğumuzda overlay olarak tarifleniyor. Mutlaka çift katmanlı, birkaç katmanlı kapatmakta fayda var. Genelde ben ya ölü alan, ölü boşluğu kapatmak amaçlı kullanmak değil, üstüne mutlaka fasya veya farklı bir graft materyali de kullanıyorum. Şimdi az önce bahsetmiştim. Biz genelde MR tetkiklerini mutlaka burun üstü, yüz üstü pozisyonda çekiyoruz. Hasta rinöreyi tetiklemek amaçlı. Bunun önemli olduğu bir noktada bu ilk yaptığımız hastalardan biri. Hasta sağ nazal kavitede rinöre şikayetiyle gelen bir hasta. Radyoloji burada bize tomografide sağ sifonik sinüsten kaynaklı bir rinöresi var. Burada defekti var diye bunu bildirdi. Burada da görüyorsunuz gene sifonik sinüste şüpheli bir alanı var. Radyoloji bize dediğim gibi burada bir defekt var diye bunu bildirdi. Bu hastanın çok geniş bir rinöresi vardı pardon. Çekilen MR'larda da gene aynı şekilde şüpheli burada bir densitemiz var, sıvı densitemiz ve radyoloji evet burada sağ tarafta bir akıntısı var diye bunu bildirdi. Maalesef bu hastanın intraoperatif görüntüleri yok. Bu hasta intraoperatif olarak etmoid çatıda bir meningoseferasel varlığı ortaya çıktı. Hasta sırt üstü yattığı zaman film çekilirken tüm o debili olan akıntısı
açık olan sifenosinüs ostiumdan içeri doğru dolmakta ve bu da bizi bu şekilde şaşırtmakta. Bu en başta yaptığımız vakalardan olduğu için hani bu şeyden sonra biz daha farklı yöntemler, bir daha böyle bir hataya düşmemek için daha farklı yöntemler, az önce bahsettiğim gibi yüzüstü olarak MR'ı çektirmek gibi farklı yöntemlere başvurduk. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Şimdi az önce bahsetmiştim. Keros sınıflaması, bu Keros sınıflamasına dikkat etmeyecek olursak, tomografide burada gördüğünüz orta konka kafa tabanına yapışıyor. Burada orta konka ufak pneumatizasyonu var. Bu hücreyle karışacak olursa, bilhassa nazal polipoid cerrahi sırasında bu karışma ihtimali çok yüksek. Orta konkanın mukozasını hasarlayacak olursak ve orta konkanın kemiğini hasarlayacak olursak buradan direkt kafa tabanına da bir defekt oluşturmamız mümkün. Burada probu görüyorsunuz. Kontrolsüz olarak orta hatta doğru ilerlemekte. Ve burada az sonra bir defekt maalesef meydana gelecek. Burada pulsasyon ve yine hafif bir beyaz akıntı gördüğümüz zaman mutlaka röntgenden şüphelenmemiz lazım. İntratekal fluoresinin en büyük faydalarından biri tam cerrahi sırasında şüphelendiğimiz yerde burada pamuğu görüyorsunuz. Defekt var mı yok mu? Bu boz mu değil mi? Bunu bize rahatça gösterebiliyor ve daha güvenli olarak kapama yapabiliyoruz. Burada görüyorsunuz yeşil renk değişimini. Burada biraz daha net. Bunun bu tip bir komplikasyonun intraoperatif olarak fark edilmesinin en önemli avantajı bu işlem sırasında bir orta konkanın mukozası ya da septumun mukozası ya da aldığımız bir fasalatayı overlay olarak kapattığımız zaman sorunsuz olarak buradaki ürünlere düzelmekte. Fakat bunu işlem sırasında fark etmezsek veya postoperatif dönemde yakalayamayabilirsek ya da hastanın şikayetlerini dinleyemeyecek olursak bu hastalar çok daha bir problem çıkartabilmekteler. Burada görüyorsunuz aldığımız septum mukozası, mukoza dışarı bakacak şekilde defekte getiriliyor. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri mutlaka defekt çevresinin sklerotonize edilmesi. Böylece ileriki dönemde mukosel gelişmesinin önüne geçebilmekteyiz. Şimdi bu hasta 20 yaşında erkek hasta. Bize geldiği sırada Manisa'dan geldi. Askerliği sırasında menenjit geçirme öyküsüyle bizim hastaneye acile başvuran bir hasta. Yaklaşık 10 yaşındayken bir kafa travması öyküsü var. Bayağı şiddetli bir kafa travması geçirmiş. Ondan sonra herhangi bir şikayeti olmamış. Bu videoya hastaya getirmemin en önemli nedenlerinden biri ilk yaptığım vakalarda ben orta konkanın kemiğini bu greft olarak kullanmaktaydım. Orta konka kemik burada rezorba olabiliyor. Rezorba olduktan sonra tekrar hastaların işlemleri rinolere tekrarlayabiliyor. Veya hasta tümör cerrahisi yapılıyorsa bu hastalarda da tümör cerrahisi sırasında radyoterapi alacaksa eğer rezorba olma ihtimalleri artıyor. Şimdi aynı hasta yaklaşık olarak bir sene sonra tekrar klinimize başvurdu. Tekrar rinore öyküsüyle gene benzer yerde kapattığımız yerde tekrar rinoresi var bu hastanın. Gördüğünüz gibi tamamen koyduğumuz kemik grafti rezorbe olmuş ve hastada meningeal sefer eseri var. Siz daha iyi biliyorsunuz. Bu burun içine çıkmış bir beyin dokusu artık işlevini kaybetmiş. Kotalizasyonla buradaki kitle küçültülerek graft için yer açılıyor. Etrafı mutlaka sklerotomize edilmesi önemli. Underlay olarak bir kıkırdak mutlaka destek olarak konulabiliyor. Bu hastalıkta görüyorsunuz kıkırdak intrakranial olarak yerleştiriliyor. Üstüne ya da içine tekrar bir fasyalatayı ben kullanıyorum. Dediğim gibi fasyalata konuluyor ve üstüne bir fasya daha örtülüp operasyona son veriliyor. Şimdi bu hasta gene 40 yaşında bir kadın hasta. Menenjit geçirme şikayetiyle gene enfeksiyon kliniğine acilden gelen hasta. Ondan sonra hem beyin cerrahisinden bize danışılıyor. Genelde bu tip hastalar mutlaka beyin cerrahisinin ben konsültasyon ya da bir notu olmasını istiyorum. Endoskopik kapama için uygundur diye. Ve mutlaka beraber konuştuğumuz cerrah arkadaşa da bilgi veriyorum. Hastayı alıyorum. Beraber haberiniz olsun diye. Hani transkraniyal girişim gerekebilir. İntrakraniyal bir kanama olabilir. Şu ana kadar böyle bir şey başımıza gelmedi ama bu açıdan hastanın mutlaka bilgilendirilmesi ve kombine çalışılması, multidisipliner çalışmak önemli. Bu hastada da radyoloji bize gene sifenosinüsten kaynaklı bir defekti olabilir diye bu hastayı gene bildirdi. Burada bir defekti var diye bildirdiler. Az önce bahsetmiştim. İntratekonal fluoresin o kadar literatürde bahsedilen kadar fayda görmedik. Burada hastada sifenosinüsün lateralinde bir defekt şüphesiyle biz önce sifenosinüse girdik. Sifenosinüs geniş olarak açılıyor.
Burada Stenberg kanalından kaynaklanan bir acaba ön sefer eseri var mı diye geniş olarak laterale doğru sifenosinüs turlanıp açılacak. Burada yine açıldıktan sonra herhangi burada bir meningo ön sefer eser olmadığı daha net olarak gözüküyor. Şimdi şurada gördüğünüz karotis, burada hipofizi görüyorsunuz, yukarıda optik sinir gözükecek. Bu da artık posterior, sifenosinüsün posterior duvarı. Orta konko kesildikten sonra burada herhangi bir defekt saptanmıyor. Orta konko da kesiliyor. Şimdi burada da mutlaka topikal floresiyen uygulanacak. Topikal floresiyen bize tam olarak nerede olduğumuzu bir bosinüresi şüphesinden bahsediyor. Yalnız tam olarak nerede olduğunu göstermiyor. Şimdi genelde topikal floresiyen kullanırken burada görüyorsunuz yeşil renk değişimi görüyorsunuz fakat nerede olduğu gözükmüyor. Bu hastada şüphelenen alana fasciyalata kapatılıp operasyona son verilecek. Topikal floresiyen kullanırken benim burada görüyorsunuz fasciyalata burada kapanıp operasyona son veriliyor. Fakat aynı hasta yaklaşık 3 ay sonra tekrar bosinüre şikayetiyle klinimize başvurdu. Tomografide tam net olmamakla beraber yine kriptron pliyetin lateral lamellesinde şüpheli bir defekt olabilir ya da posteroidmoidlerde defekt olabilir diye bize radyoloji iletti. Burada orta konkanın güdüğünü görüyorsunuz. Burası frontal sinüs. Orta konkanın güdüğü kesilecek ve defekt genelde bu tip spontan vakalarda bu kriptron pliyetin lateral lamellesinde ortaya çıktığını göreceksiniz. Topikal floresiyen kullanırken benim en sık aklıma gelen bir fıkra var. Bir beyin cerrahı fıkrası belki biliyorsunuzdur. 3 tane beyin cerrahı bir balonda gezerlerken kayboluyorlar. Ondan sonra altta bir adam görüyorlar. Diyorlar ki ya kaybolduk bari şu aşağıdaki adamı alçalıp soralım. Alçalıyorlar. Aşağıdaki adama ya diyorlar affedersiniz biz kaybolduk. Neredeyiz diyorlar. Aşağıdaki adam bunlara dönüyor diyor ki balondasınız diyor. Beyin cerrahlarından bir yanındakine dönüyor diyor ki ya diyor galiba aşağıdaki nörolog. Öbürkü diyor ki nereden bildin? Tanı doğru ama diyor işimize yaramıyor. Topikal floresiyen kullanırken de benim aklıma hep genelde bu fıkra geliyor. Eğer radyolojinin bizi gösterdiği alanda, bizi şüphelendirdiği ya da burada defekt var dediği alanda defekti saptayamazsak topikal floresiyen nöro varlığını bize gösteriyor. Yalnız tam olarak nerede olduğunu intratokal floresiyen gibi söylemiyor. Burada görüyorsunuz defekt alanı bulunmuş, etraftaki dokusu keratonize ediliyor. Çünkü koyduğumuz grafti bunun mukozanın üstüne koyacak olursak geç dönemde hasta mukosalle gelebiliyor. Genelde dediğim gibi spontan önerilerde çok katmanlı onarım yapmak önemli. Tekrarlayabiliyorlar. Alınan septum mukozasından, septumdan alınan bir kıkırdak underlay olarak içeri doğru konuluyor. Üstüne ya da tekrar içeri ya da tekrar üstüne bir fasciyalata ile graft kapatılarak operasyona son veriliyor. Bu hastanın yaklaşık 4 senelik ya da 3 senelik takipleri var. Şu an sorunsuz olarak izlenmekte. Bu hastamız da gene multidisipliner çalışmanın önemini gösteren aslında bir hasta. Intrafrontal şvandom nedeniyle opera olan bir hasta. Operasyon sonrası aslında endonazal cerrahi için çok uygun bir hasta. Yalnız buradaki en büyük problem beyin cerrahları genelde biraz daha dirençli oluyorlar. Transkranial rahat yaptıkları vakaları endoskopik olarak yapmak çok istemeyebiliyorlar. Fakat bu yavaş yavaş deneyimin artacağı bir saha. Endoskopu tuttukça, beraber çalıştıkça, iki tarafında birbirine güveni geldikçe, birbirinin ne yapabildiğini gördükçe daha geniş cerrahilere geçilebilecek bir süreç. Maalesef uzun bir süreç. Kolay bir süreç değil ama bir yerden de başlamak lazım. Bu hastanın postoperatif dönemde tansiyon pneumosafalisi olması üzerine ve ondan sonra nörosu gelişmesi üzerine tekrar beraber konuşularak endoskopik kapama yapılmaya karar veriliyor. Burada görüyorsunuz, burada hastanın şvannom, hastanın etmoid, arka ve ön etmoid hücrelerini çok inceltip öne doğru ittirmiş. Çok büyük bir kitle. Ondan dolayı posterior mukoza artık çok incelmiş. Posterior duvar, etmoidlerin posterior duvarı çok incelmiş. Endoskopik cerrahi sırasında en çok dikkat ettiğimiz noktalardan biri de elimizde bir yeri düzeltirken bir yeri bozmamak. Burada görüyorsunuz, orta konka burası, burası lateral duvar, burası frontal sinüsün ağzı. Dikkat edin. Bizi gereken noktalardan biri mutlaka iatrojenik sinüsit oluşturmamak için frontal sinüsün, maksiler sinüsün, sifenosinüsün açılması. Burada frontal sinüsü görüyorsunuz açılmış olarak. Şimdi buradaki hastada artık ön etmoidler ve arka etmoidler, iyice arka etmoidler incelmiş. Normalde bu kadar önde etmoid bittiği ve kafa tabanını arka etmoidleri yani intrakranial kaviteyi bu kadar erken görmemekteyiz. Burada görüyorsunuz ince kemik tabakayı ve burada bir slit tarzında bir şey var. Yarık var. Tahmin ediyorum buradan gerçekleşmiş hastanın nörosu ve şeyi. Endoskopla girdikten sonra bunu genişletmek
şu açıdan önemli. Mukoza burada kemik tabaka çok ince olduğu için geniş olarak bunu kapatmak lazım. Burada görüyorsunuz intrakranial kaviteyi. Aynı şekilde mutlaka transnazal da etmoid, orta konkanın medyalinden gelip sifonoid çatının orada da bir defekti var mı? Bu hastanın kontrol edilmesinde fayda var. Burada görüyorsunuz bu gördüğümüz orta konka. Bu hipofizik, transnazal hipofiz yaparken girdiğimiz yol. Normalde tam burada orta üst konkanın medyalinde sifonoid sinüsün ağzını görmemiz lazım. Fakat burada dikkatinizi çekecek olursa ufak bir delik dikkati çekmekte. Bu sifonoid sinüsün ağzı değil. Az önce gördüğümüz yarıkla hemen hemen aynı hizadalar. Ve tahmin ediyorum akıntı hem buradan hem oradan gerçekleşmiş vaziyette. Bunların mutlaka geniş olarak kapanmasında fayda var. Kapamayı daha rahat yapabilmek için burada orta konka kesilecek. Ve defekt daha geniş olarak ortaya konacak. Burada görüyorsunuz o iki defekt birbiriyle birleştirilecek. Şöyle göstereyim. Defekt birleştikten sonra tekrar görüyorsunuz endoskop yardımıyla içeri tekrar intrakranial kavite görülecek. Endoskopların bu tip beraber yapılan cerrahilerde en büyük faydası 30 derece 45 derece gibi farklı açılarda endoskop kullanarak normalde rahat endoskop mikroskopla da görülemeyecek yerlere bize rahat göstermesi ve farklı açılarda görüntü sunması bu açılardan önemli. Bu şey kapatılırken nazoseptal fleple kapatma planlandı. Nazoseptal flap burada görüyorsunuz planlanıyor. Septumun inferioruna bir kesi yapılıyor. Burada kesiyi önce alttan planlamak önemli. Kesiyi üstten yapacak olursak akan kan önümüze bizim endoskopumuzun görüntüsünü kapatacak, kirletecektir. Ve bu da işlemi zorlaştıracak. Alttan yapılan bu insizyon alt konkanın medyaline kadar, pardon, lateraline kadar uzatılabilir defektin boyutuna göre ve önde yapılan bu insizyon daha da öne getirilip daha geniş olarak bu planlanabilir. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de orta konkanın ön anterior ucunu geçene kadar inferiorda kalmakta fayda var. Çünkü koku lifleri kriprompiletten çıkıp orta konkanın bu septuma kadar da ilerlemekte koku bozukluğuna ileride koku bozukluğu gibi sıkıntıya ulaşmamak için mutlaka filemi böyle planlamamız gerekli. Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de koananın oradan çevirirken pedikülüze edilememek. Pedikül sifenopaletin arterin sifenopaletin foramene kadar uzatılabilmekte rotasyonu arttırmak için pedikülü buradan dikkat ederek mutlaka kaldıracağız. Ölü boşluğu kapatmak amaçlı yağ uyguluyoruz. Burada gördüğünüz gibi mutlaka birkaç kademeli katmanlı kapatma yapmakta fayda var. Ölü boşluğu kapattıktan sonra alınan fasciolatayla ikinci bir katman oluşturuluyor. Bu dediğim gibi hem içeri doğru fasciolata kapatılabilir, üstüne de kapatılabilir. Bu işlem yapıldıktan sonra artık nazofaringse doğru ittirdiğimiz nazoseptal flap kaldırılıp burada görüyorsunuz kapama yapılıyor ama hala pulsasyon hissediyorsunuz. Etraftaki kemik dokusu da çok ince. Aldığımız nazoseptal flap de defektir üstüne getirilecek. Şimdi dediğim gibi bu tam yukarıda gördüğümüz artık frontal sinüs. Tüm ön kafa tabanının rekonstrüksiyonu bu flap ile yapabiliyoruz. Eğer septuma doğru bir tümöral oluşum yoksa septum bir şekilde invaze edilmemesi ya da güvenlik marjı sağlayabileceğimizi düşünüyorsak bu graft kullanılabiliyor. Çok da etkili bir graft, pardon flap. Çok etkili bir flap ve güvenilir olarak tüm ön kafa kaidesini kapatabilmekte. Dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktası var bunu da uyguladıktan sonra. Kendi ağırlığından dolayı hasta ayağa kalktıktan sonra yavaş yavaş aşağı doğru yer çekimin etkisiyle düşebilmekte. Bunu engellemek amaçlı ufak ufak spongostan parçaları mutlaka şey konuyor. Az önce bahsetmiştim. Frontal sinüs burada gözüküyor. Neredeyse ön kafa tabanına kadar burada geniş defekti kapatmamız mümkün bu şeylerde. Spongostan olarak burada spongostanlar defektin üstü destekleniyor. Ve furasinle antibiyotik pomat konuluyor. Ve en son olarak da destek olması amaçlı foley sonda konuluyor. Foley sondanın burada yani dikkat edilmesi gereken bir noktası var. Balonu şişirilecek fakat balonu şişirdiğimiz yerin pediküle yani alt uçtaki pediküle gelmemesi önemli. Buradaki front yukarı doğru defekti kapatan alana yani ucuna doğru ittirmekte ittirip ve destek olmak önemli. Çok da aşırı şişirmemek yine gerekli. Pedikülün ve filemin beslenmesini bozabiliyor. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Genelde 5-7 gün kadar tutuluyor yerinde. Ondan sonra balon indirilip şey çekiliyor. Bu foley sonda çekiliyor.
Şimdi burada MR, bu hastanın MR'ı. Bunu bilhassa getirdim. Nazoseptal flap uygulanan hastalarda radyolog mutlaka uyarılmalı. Genelde eğer böyle bir şeyin varlığından ya da tam dikkat etmiyorlarsa bunu kitle olarak bildirebiliyorlar. Bu hastanın raporunda da ön kafa tabanında kitle şüpheli lezyon diye bildirilen bir hasta gene postoperatif birinci dönemde herhangi bir farklı taraftan yükselmemesine rağmen burada flebi görüyorsunuz. Besleniyor. Bu da koyduğumuz yağ dokuları. Şurada gördüğünüz flap. Şimdi postoperatif takipte mutlaka postoperatif kraniyal BT çekilmeli. Bunun önemi ne? İşlem yaptığımız zaman çok ufak deliklerde bile pnömoseferi gelişme ihtimali oluyor. Genelde tamamen su geçirmez bir kapama yaptıysak eğer bu pnömoseferi yavaş yavaş azalmakta. Fakat hastada hala rinorezi varsa bunu fark etmiyorsak pnömoseferi artabiliyor. Bunu takip açısından postoperatif kraniyal BT çok önemli. Ve hastanın en azından pnömoseferi varsa azalıyorsa da bunu bilerek hastayı taburcu etmek, buna göre takip etmek dediğim gibi önemli. Yatak istirahatı mutlaka veriyoruz. 5-7 gün arası mutlak yatak istirahatı biz kendi klinimizde uyguluyoruz. Antibiyotik ben genelde vermeyenler de var ama bir hafta 10 gün bir hafta kadar uyguluyorum. Kabızlığın önlenmesi önemli. Hasta kabız olacak olursa magnezi kalsine gibi ilaçlarla kabızın önlenmesi ya da kabız olmaya çalışıyorum. LP drenaj tartışmalı. İlk baştaki yaptığım makalarda daha çok uyguluyordum ama invazif bir yöntem olması nedeniyle artık daha nadir olarak konuşuyorum. Daha nadir ihtimal. Yani daha az yapıyorum. Fakat hastaya mutlaka beyin cerrahisi tarafından beline bir sıvı boşaltacak bir şey takılabilme ihtimalini ameliyat öncesi, ameliyat sırasında ya da ameliyat sonrasında böyle bir ihtimal olabileceğinden bahsediyorum. Asetilozomid ve LP drenajı mutlaka preoperatif yapılıp da drenaja alınmaması da önemli. Bu akıntının azalması ve neden olabileceği için bizim de bu sefer yeri bulmamızı zorlaştırabilmekte. Asetilozomid de postoperatif ilk 10 gün 3x1, ondan sonra 1x1 olarak bir ay yerine göre 2 ay kadar uyguladığım hastalarım var. Benim anlatacağım şeyler bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Sorular ve katkılar varsa. Teşekkür ederiz biz de. Özellikle getirdiğiniz vakalar bizim için çok faydalı oldu. Çok teşekkürler. Benim bir sorum olacaktı. Bu intratekal floreseni işlemden ne kadar önce veriyorlar şeyi? Şimdi genelde iki tane yaklaşım var. Bir yaklaşım ameliyattan yarım saat, bir saat önce veriyor belli klinikler. Bazı kliniklerde bir gece öncesi uyguluyorlar. Bizim tek hastada intratekal, Gönül Hanım'la biz bunu kullanmıştık. İntratekal floresein vermiştik bir hastada. Yaklaşık ameliyattan, pardon bir gece önce verdik yanlış hatırlamıyorsam ama yani çok rahat şey alamadık. Bu az önce gösterdiğim 3 kere ameliyat olan hastada uyguladık. Hasta yani bana çok güveniyordu. Hastanın bu olası komplikasyonlardan da bahsettim. Ondan dolayı rahat uygulandı ama çok verim alamadım. En büyük sıkıntılarından biri de bunun bir özel filtre kullanmamız gerekiyor. Endoskopa takılan. Mavi ışık filtresi diye. Onda daha net floreseyin kaçağını görebiliyorsunuz. Fakat her kurumda yok. Bizde yok maalesef. Ondan dolayı bu tip olaylardan dolayı şey yaptık. Ve hani intratekal floreseyine de başta konuşursak Gamil Hocam belki bilir. Klinikte çok önceleri 20-30 sene belki önce bir intratekal floreseyin sonrası beyin cerrahisi kliniğinde bir hastanın eks olma hikayesini duymuştum şeyde de. Ondan dolayı bir miktar daha direnç olabiliyor gibi düşündüm. Çok uygulamıyoruz. Ondan dolayı zaten topikal floreseni uyguluyorum. Ama intratekal floreseni komplikasyonsuz çok uygulayan Türkiye'de de çok klinik var. Ama en çok faydası da zannediyorum böyle komplike vakalarda birkaç defektin olabileceği alanlarda daha etkili, daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Ben sorulara ve katkılara geçmeden önce Kocaeli Üniversitesi'nden Profesör Doktor İhsan Anık katılımcılarımız arasında onlar da günlük rutinlerinde sadece endoskopik cerrahi yapıyorlar. Ben özellikle kendi deneyimlerinden katkılarını merak ediyorum. İhsan hocam. Merhabalar, sesim geliyor değil mi? Evet hocam geliyor. Erdem Hocam, öncelikle çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Hemen hemen söylenecek her şeyi söylediniz zaten katkı ile ilgili. Ben sadece birkaç şey ekleyebilirim. Biz floresini kullanıyoruz. Yani son vakalarda kullanmıyoruz ama yani nereden bakarsanız yarı vakalarda kullanmışızdır. Dediğiniz gibi sıkıntılar var. Yani özellikle paraparezi ile ilgili yayınlar var.
Doz olarak aynı, kullanım şekli de aynı sizin bahsettiğiniz gibi. Hemen bir 5-10 dakika kala hani gerektiği anda veriyoruz. Mutlaka pretnol benzeri tedavi ekliyoruz. Yani herhangi bir reaksiyonel bir şeyin önüne geçmek için şu ana kadar bir sıkıntımız olmadı. Ama son vakalarda kullanmadık. Neden kullanmadığımızı da söyleyeyim. Şimdi biz mutlaka miyelografi yapıyoruz. Yani hemen miyelografi mutlaka kullanıyoruz. BT, paranazasyonuz BT ve burada eğer defekti görme şansınız olursa dediğiniz gibi aktif olması gerekiyor mutlaka. Match ediyoruz bütün bulguları. Ve bunu BT navigasyon olarak cerrahi sırasında kullanıyoruz. Eğer ki defekti preoperatif dönemde net bir şekilde görebiliyorsanız miyelografide çıkmasa dahi herhangi bir BT'de bir görüntünüz var ise bir kırıktır vesaire gibi bunu mutlaka navigasyon eşliğinde BT navigasyonu kullanıyoruz. Bu zamana kadar hemen hemen hiçbir sıkıntı olmadı. Hep yerini görme şansımız oldu. Bizim floresin aslında dediğiniz gibi floresin her zaman içinde çok faydalı bilgi vermeyebiliyor ama gerektiğinde gerçekten size yol gösterici oluyor. Sıklıkla özellikle ön kafa tabanı yani sizin daha çok uğraştığınız defektlerde çok daha net bir şekilde bize yol gösterici olabiliyor ve çoğunlukla sizin de söylediğiniz gibi ensefalesel benzeri bulgular eğer herhangi bir belirgin travma öyküsü yoksa karşılaştığımız en sık patolojilerden biri. Birkaç şey daha söylemek istiyorum ben. Pozisyon olarak nasıl kullanıyorsunuz bilmiyorum ama bir ön kafa tabanı olduğu zaman biz daha çok hiperekstansiyon ve hastayı da yer otur pozisyona getirdiğimizde en kolay pozisyonun bu olduğunu gördük rahat ulaşabilme açısından. Çünkü diğer gerek hipofizlerde gerek diğer arka kafa tabanı bölgelerinde, posterior bölgelerdeki pozisyonlar daha farklı oluyor. Ama endoskopun en kolay kullanımının olduğu ve daha rahat ulaşabildiğimiz pozisyon bu oluyor. Bir de hasta mobilizasyonu açısından bir farklılığı son dönem uyguluyoruz. Bunlar anterior kafa tabanı özellikle bu dediğiniz gibi kriste galli bölgesindeki kırıklara bağlı defeklerin tamirlerinden sonra hemen postop ilk gün mobilizasyonu tercih ediyoruz. Frontal tabanın üste çökmesinden dolayı kapanması daha kolay oluyor. Kapatma tekniği olarak çoğunlukla cerrah içerisinde karar veriyoruz. Sadece flap kullandığımız hasta da var. Çoklu kapama yaptığımız hasta da var ön kafa tabanı için. Ama orta ya da arka kafa tabanı yani plantar spinal spinal tüberkülüm seller ya da geniş hipofiz extended yaptığımız vakalarda mutlaka içeriye inley olarak yağ koyuyoruz. Bir duragen koyuyoruz. Sonrasında bir fasya ile kapatıp flap çeviriyoruz. Ama tek değiştirmediğimiz teknik ne olursa olsun mutlaka flap kullanıyoruz. Flap en önemli noktalardan biri. Eğer yine bir rinores oluyorsa muhtemelen ya flap yeterince tutmamıştır ya gerçekten düzgün bir şekilde flap'ı oturtturamamışızdır. Bu durumlarda sfenoid sinüsün içine yani ikinci cerrahi yapmak zorunda kaldıklarımızda sfenoid sinüsün içini doldurmayı tercih ediyoruz. Bunun dışında çok fazla ekleyecek bir şeyim yok. Zaten Erdem Hocam her şeyi söyledi. Çok çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler İhsan Hocam. Diğer sorulara geçiyorum. Erdem Hocam. Hasan Kamil Hocamız BT2 transferin için boş titreme alınıyor. Saklama transfer için bir koşul var mı? Örneğin soğuk zincir gibi. Şimdi genelde bunu ilk başta yani nasıl tanı koyabiliriz diye düşünürken nerede çalışılabilir diye ona baktık. Düzen laboratuvar çalışıyor. İzmir açısından konuşayım. Ankara daha şeyli. Orada anlaşmalı laboratuvarları var. Daha önce biz elimize veriyorduk. Fakat hasta o tüpü kendisi bazen 3 gün biriktiriyor. Farklı tüpe yapıyor. Başka yere koyuyor. Ondan dolayı ben direkt gideceği laboratuvarın adını veriyorum hastaya. Onlarla konuşmasını söylüyorum. Bildiğim kadarıyla boş bir biyokimya tüpü ne normal bir idrar tüpü şey gibi idrar tetkiğini aldıkları kabına koyuyorlar ve bir şeyde kan alıyorlar mutlaka bunlarda şey yapmak için. Ama dediğim gibi biz verdiğimiz zaman hasta bazen bunu uygun saklamayabiliyor, tutmayabiliyor. Ondan dolayı örneğin alınca laboratuvara mutlaka hasta diyorum ki buraya da telefon et, onlara sor. Nasıl olacak? Çünkü hasta bu sefer birkaç kere gitmek zorunda kalıyor. Ben bir haftadır bunu biriktiriyordum diye. Öyle gittim, almadılar diyor. O tip şeylere mahal vermemek için laboratuvarla temasa geçip o şekilde hallediyor. Yani hastaya diyorum ki telefonu bul, bu da mutlaka ulaş konuş. Ama bildiğim kadarıyla yani hastaneden de idrar tüpüyle bunu biriktirebilir.
Ama hani bu da en çok gördüğüm şeylerden biri. Daha önce tüpü veriyordum. Hasta böyle 3-5 gün içinde ya da bir hafta tutup götürüyordu. Ondan dolayı laboratuvara önce diyorum mutlaka ara, konuşması, toplanması gerektiğini doğrusunu onlar söyleyecekler. Teşekkürler hocam. Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Profesör Mehmet Şenoğlu güzel sunum için teşekkür etmiş. Defekt alanını onarıma başlamadan önce defekt alanını nasıl hazırlıyorsunuz? Nelere dikkat etmek lazım? Dura sınırları 360 derece görünene kadar kemik defekti genişletme yapıyor musunuz? Onarım aşamasında doku yapıştırıcılar ve yapay duralar kullanıyor musunuz diye sormuş. Şimdi mutlaka hem intranazal kavite içindeki dokuyu etraftan temizlemek, mukozayı temizlemek lazım. Ve grafti rahat koyabilmek için mutlaka intrakranial kaviteyi de etraftan duradan ayırmak lazım. Yoksa graft tam içeri girmiyor, bizi zorluyor bu sefer ve tam su geçirmez bir onarım yapmak zorlaşıyor. Ondan dolayı mutlaka içeri genelde kulak aletleri kullanıyoruz. Kulak aletleri, Rosenplaster gibi ufak uçaklarımız var. Onlar uygun olabiliyor defekt etraftaki durayı ayırmak için. Mutlaka hazırlıyorum. Doku yapıştırıcısına gelince başta kullanıyorduk. Oradaki en büyük sıkıntılardan biri doku yapıştırıcısı bazen etraftaki grafti tutup çekebiliyor. Birkaç kere başıma geldi işlem sırasında. Yer çekimi etkisiyle grafti yerinden oynatıp kaydırabiliyor. İki, pahalı, her zaman bulmak kolay olmayabiliyor. Bazı şeyler de bizi, hani şartlar bizi bazı şeylere yönlendiriyor. İkisi de birleşince artık doku yapıştırıcısını çok kullanmıyorum bu tip şeylerde. Sentetik dura hiç kullanmadım. O konuda hiçbir deneyimim yok. Teşekkürler. İhsan Hocam, sizin bu doku yapıştırıcısı ve yapay duralarla ilgili görüşünüz nedir? Kullanıyoruz doku yapıştırıcısı. Eskiden daha kolaydı. Erdem Hocam dediği gibi hani daha kolay bulabiliyorduk. Daha fiyatları düşüktü. Ama bunlar bir süre sonra piyasadan kalktı ve çok yüksek rakamlar. Ama en son dönemde biz bir Türk firmasının kullandığı bir sertleşen bir yapıştırıcı kullanıyoruz. Onun şu avantajı oluyor. File bir yerinde tutma, ama dediği gibi hani onu teknik olarak hani kullandığınız anda çekmeniz lazım. Yoksa yapıştırıcıyla beraber file de geliyor. Doğrusu söylüyor. Ama çok sık kullandıktan sonra artık onu tecrübe edindik. Biz mutlaka kullanıyoruz. Sentetik dura özellikle kafa tabanı, posterior kafa tabanında hemen hemen her vakada kullanıyoruz. Bunun daha çok amacı bizde içeride kullandığımız yağı yerinde tutabilmek, stabilize edebilmek. Yani çevre dokulara yayılıyor, bir anlamı olmuyor. Orada bir araknoid oluşturmak amaçlı. Ama anterior bölgede çok gerekmeyebiliyor dura. Ama yapıştırıcı mutlaka kullanıyoruz. Eskiden bir dönem balon da kullanıyorduk. Balonu bıraktık, balonu kullanmıyoruz şu anda. Peki hocam, teşekkürler. Bağlantım gitti mi? Şu an sesim duyuluyor mu? Duyuluyor. Tamam. Bozyaka'dan İsmail Akkol hocamız da doku yapıştırıcısı kullanıyor musunuz diye sormuş. Cevapladık. Pneumokok aşısına vurgu yaptığınız için teşekkür etmiş. Kliniğimizden İsmail Ertan Sevin çok teşekkür etmiş. Başakşehir Şehir Hastanesi'nden uzman doktor Baran Taşkalan'ın bir sorusu var. Öncelikle teşekkür etmiş. Bir hastasını sormuş. Daha önce travma öyküsü mevcut subdural hematom nedeniyle opere olmuş. Eş zamanlı kaydı fraktürü olan bir hasta. Geçirilmiş mükerrer menenjit öyküsü varmış. Şu an aktif yakınması yokmuş. En son menenjit hata 2 sene önce. Bu hastaya müdahale etmek gerekir mi? Semptomatik olmasını mı beklemek gerekir müdahale etmek için? KBB tarafından riskli olduğu için işlem planlanmamış. Hani transkranyal planlamak da komplikasyonlara açık bir cerrahi olduğundan dolayı ön planda düşünülmemiş. Siz nasıl bir yol izliyorsunuz böyle hastalarda diye sormuş. Şimdi, bu tip hastaları mutlaka ben önce bahsettiğim gibi hep beraber, yani beyin cerrahisiyle beraber değerlendirmekte fayda var. Nasıl bir yol izleyelim, nasıl bir yöntem gidelim diye. Çünkü bunlar hani tek bir bence bölümün beraber karar almaması gerektiğini düşündüğüm hasta grubu. En büyük sıkıntıları, bizim de öyle hastalarımız var. Birkaç kere menenjit geçirip de belli alanda işte rinorezit olup ondan sonra rinorezit düzelen hastalar var.
Şimdi bu hastalarda ben iki yöntemi de mutlaka söylüyorum. Öncelikle diyorum orada şüpheli bir şeyiniz var, defekt alanınız var. Bu size bir daha menenjit geçirebilir. Ama sunumda da bahsettiğim gibi rinörisi geçtikten sonra hasta bir miktar şey olabiliyor, dirençli olabiliyor. Nasıl olsa akıntım yok, sıkıntım olmaz diye. Menenjit geçiren hastalarda bu ameliyat kararı vermeleri ya da ikna etmek belki biraz daha kolay olabiliyor ama ben mutlaka hastanın yani bu işlemde yönlendirmeyi çok sevmiyorum. Kendi karar almasını istiyorum. Komplikasyonlarından da bahsediyorum. Yani bu hastada daha önce birkaç kere mükerrer menenjit açığa geçirdiyse endoskopik kapama, tabii hastayı görmeden de çok net bir şey söylemem, hastayla konuşmadan da bir şey söylemek çok doğru değil. Ama endoskopik kapama önerilebilir bu hastaya. Teşekkürler hocam. Selin hocam bir şey daha ekleyebilir miyim izninizle? Tabii buyurun hocam. Erdem hocam kullanıyor musunuz bilmiyorum. Biz lomber drenaj özellikle BOS akımı çok yüksekse kapatmadan sonra 1-5 gün 4 gün kullanmayı tercih ediyoruz. Elimizden geldiği kadar azaltmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok geniş alanlarda BOS sıkıntısı olacaksa hastada ya da olmuş ise bunlarda lomber drenaj kapanma süresinin en azından bir 4-5 günlük sürede faydalı olduğunu inanıyoruz. Basıncı azaltarak o bölgenin granülasyon oluşmasında yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Yani lomber drenajı ben daha nadir kullanmaya başladım. Daha önceki vakalarda daha çok kullanıyordum. Şu an daha çok vakada veya intraoperatif olarak dediğim gibi mutlaka beyin cerrahisiyle girmeden önce en azından bir haber veriyorum. En azından haber veriyorum. Ben alıyorum o geçen konuştuğumuz hastayı diye. Hani işlem sonrası eğer baktım çok debili bir akıntısı var ve hani kapatmadan çok emin olamadığım zamanlar uyguluyorum. Hani kişisel deneyimlerim burada çok tabii bana göre hani bilimsel bir şey değil ama yani son vakalarımda daha nadir kullanıyorum. Şu anda LP neredeyse son 5-6 vakadır artık kullanmıyorum. Ama genelde hasta bazı ve bütün hastalara da söylüyorum. LP gerekebilir. Böyle bir şey yani arkadan bir size bir beninize bir şey takabiliriz. Buradan sıvı boşaltması yapabiliriz diye. Bir daha gerek kalmadı ama bu hani ileride olmayacak demek değil. Yani şu an için daha azalttım. LP kullanmayı. Evet, biz de kullanmayı azaltmaya çalışıyoruz. Evet. En güzel aslında o belki. Evet, ama bazen zorunda kalıyoruz. Ama hocam sanırım sizin en büyük şeyiniz intratekal fluoresini bana göre çok kullanıyorsunuz. Ben bir vakada kullandım. İntertekali daha çok anterior yaklaşıyor. Yani anteriordaki defektler yani travma ya da ensofalesel olanlarda yani şöyle söyleyeyim çok dediğim 8-9'u geçmemiştir kullandı. Zaten topu 20'ye yakın anterior kapamamız var. Bunların 8'inde kullandım yani. Ettiğim kulak burun boğazla beraber mi çalışıyorsunuz? Hayır. Ya Gürkan abiyle çalışıyordunuz sanki. Gürkan abi. İlk bir yılımız Gürkan Bey'leydi ama nereden baksanız 20 yılın üzerinde tek çalışıyoruz. Hocam bir sorum olacaktı tekrardan. Şimdi bu boz füstü tamiri yaptıktan sonra yatak istirahati dediniz ya, kaç gün oluyor mesela bu yatak istirahati? Taburcu etmeden önceki süreci mi kastediyorsunuz? İlk 3 gün, ilk 2 gün? Yani ben tamir yaptıktan sonra hastalar genelde aynı hastanede çalışıyorsunuz. Hastanın sosyo-kültürel durumu biliyorsunuz. Hani özellikle olarak bir şey belirtmediğiniz zaman etrafta fazla dolaşabiliyorlar. Genelde graftin tutması da yanlış hatırlamıyorsam 3-4 gün içinde koyduğumuz etrafa fibroz dokuyla yapışmaya başlıyor. Yani ondan dolayı bir 5 gün içinde 5 gün yataktan mutlaka kalkma diye hastaya tembihliyorum. Çok kıpırdama diye. Yapabiliyorsam hastayı mutlaka izole ediyorum. Tek kişilik oda yoksa odanın yanına başkalarını almıyorum. İnfekte olmasını engellemek amaçlı. Ama genelde 5 gün kadar uyguluyorum yatak istirahatini. Tamam hocam. Teşekkürler. Gördüğüm kadarıyla bir teşekkürümüz daha var. KBB Kliniği'nden Doktor Mustafa Yazır çok güzel bir sunumdu demiş. Gördüğüm kadarıyla başka soru yok. Başka katkı var mı soru? Ben bir sözü de Kamil hocamıza vereyim. Abi mikrofonumuz kapalı bu arada. Açalım. Erdem Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii benim çok girdiğim bir konu değil. Endoskopi. Erdem gerçi ısrar ediyordu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi davetleriniz için. Erdem Hocam o zaman ben de tekrar teşekkür ederim. Mahmut Çamlar. Bozeka'dan Mahmut Çamlar hocamız da teşekkür etmiş. Cep telefonundan yazamamış daha erken.
kliniğimiz asistanlarından da Nurullah Kösmen'e teşekkür etmiş. Ha söz, pardon, Mahmut. Sözü sorabilir miyim diyor. Mahmut Hocam buyurun, tabii ki sorabilirsiniz. Hocam merhabalar. Kusura merhaba. Bakmayın cep telefonundan yazamadım. O yüzden sözü buyurun. Sormak istedim. Teşekkür ederim, çok faydalandık sunumunuzdan. Ben intratekal floresen kullanımı ile ilgili bir şeyler paylaşmak istedim. Bahsettiğiniz gerçi siz FDA onayı yok. O yüzden ve yan etkilerinden dolayı herhalde hastaları ekstra bilgilendirip belki de ayrı bir onam almak gerekebiliyor. Bu konuda hastalar için hani cerrahi onamın dışında. Geçen sene hatta biz bu konuda bir hayvan deneyi yaptık, yayınladık. Ratlar üzerinde intratekal floresen sodyumun doz bağımlı nörotoksik etkilerini gösterdik, apoptozu. Şu anda kullanımda olan etkilerini de aslında hücresel düzeyde apoptoz yaptığını gösterdik. Bu yüzden de belki de epilepsiye neden oluyor. Bunu paylaşmak istedim. Bir de lomber drenaj konusunda biz de belki beyin cerrahları olarak biz BOS'tan sizden daha fazla çekindiğimiz için olabilir. Biz BOS fistülü tamirine girdiğimiz zaman hastayı gerekli işlemi yaptıktan sonra cerrahi masadan kaldırmadan rutin takıyoruz genelde lomber drenajı. Ve genelde postop ilk 3 gün kadar kullanıyoruz bunu. Çünkü ikinci kere açmak zorunda kaldığımız vakalarda genelde yüksek debili olan, ilk başta yüksek debili olan fistüllerin ikinci kere açtığımızda çok ufak bir yerden sızdığını görüyoruz. Yani kendine ufacık bir yer bulduğu zaman akıma devam ettiğini görüyoruz. O yüzden kendinizi güvenceye almak için biz bunu rutin olarak kullanıyoruz. Tabii herkesin yöntemi farklı olabilir ama lomber drenaj kullandığımız vakalarda gerçekten çok yüksek etkinlik olduğunu görüyoruz. Teşekkürler Mahmut abi. Ben teşekkür ederim. Yusuf Doktor Yusuf Kumbul yine çok teşekkür etmiş. Faydalı bir sunum olduğunu belirtmiş. Başka katkı yoksa oturumu kapatabiliriz. Sanırım başka katkı yok. Erdem Hocam. Ben tekrar Kamil Hocam'a buradan ve beyin cerrahı kliniğine tekrar teşekkür ediyorum. Benim açımdan da çok güzel oldu. Ben de bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Elinize ağzınıza sağlık. İyi akşamlar herkese. Sağ olun.